Merhaba arkadaşlar ben Barış Hoca. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıfın konusu olan kombinasyona giriş yapacağız. Başlığımızı atalım ve başlayalım. Kombinasyon. Hocam kombinasyon nedir? Gençler, gençlik biz e, permütasyonu ne söyledik? Dedi ya hocam permütasyon sıralamaydı. Peki hocam kombinasyon soruları bizim karşımıza nasıl gelir? Seçme seçim soruları benim için ne ifade eder gençler? Kombinasyondur. Demek ki kombinasyon cevabımıza ne gelecek? Seçme, seçim gelecek. Peki hocam permütasyonun formülü şöyleydi. n <laughs> faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldi. Tamam aferin doğru hatırlıyorsun. Peki hocam kombinasyonun formülü ne? Kombinasyon formülü de ekstradan burada bir R faktöriyel vardır gençler. Bakın şu ifade benim için permütasyondur ama R faktöriyel de paydaya eklendiğinde komple hepsi bana ne geliyor? Kombinasyon geliyor. Peki biz permütasyonu nasıl gösteriyoruz? P enin gibi. Peki kombinasyonu nasıl göstereceğiz hocam? Şurası benim için permütasyondu. Permutasyondu Hocam kombinasyonu nasıl göstereceğiz? Şöyle gö göstereceğiz gençler. Kombinasyon enin reisi. Şu şekilde gösterilir. Hocam bir örnek yapalım. Yapalım. Haydi gelin. Diyelim ki kombinasyon 5'in ikilisi. Artı ne olsun? 6'nın üçlüsü. Hocam bu 6'nın üçlüsü yazık da bu ne oluyor? Permütasyon mu oluyor? Kombinasyon mu oluyor? şuraya yazmadık. Bir de nasıl gösterebiliriz? E'nin R'lisi ile gösterilir gençler. Demek ki ikisi de benim için ne ifade ediyormuş? Kombinasyonu ifade ediyormuş. Tamam yapalım. Hocam formülüm hemen sol üstte var. Uyguluyorum bakın 5 faktöriyel bölü. Hocam 5'ten 2'yi çıkarırsam 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Neden hocam? Bakın formülüm burada n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyel. Bakın 5 faktöriyel bölü 5'ten 2'yi çıkardım. 3 faktöriyel bölü şuradaki 2'yi de kalkıp yazacağım. Artı. Hocam şuna bakıyorum. 6 faktöriyel bölü 6'dan 3 çıkarırsam 3 faktöriyel çarpı yanındaki 3'ü de ilave ettim. Hocam ben şuradaki 5'i 3'e göre açarsam açayım. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel miydi? Evet öyle. Hocam 6'yı da 3'e göre açabilir miyim? Açabilirsin tabii. 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Hocam sadeleştirme yapayım. Yapalım. 5 kere 4, 22'ye böldüm. 10. 6 kere 5, 30, 30 çarpı. Ya da başta şunu yapayım. Hocam benim için 3 faktöriyel demek ne demekti hocam? 6 demekti. Aa, o zaman şu ikisi de birbirini götürdü. Hocam şuradan ne geldi bana? Bir 10 daha da geldi. E, o zaman 10 onu toplarsam cevabım bana ne gelir hocam? 20 gelmiş oldu. Demek ki şu sorumuzun cevabı bana ne geliyormuş gençlik? 20 gelmiş, geliyormuş. İlerleyelim. Bu sefer şuraya bir not ile başlayalım. Hocam notumuz nedir? Notumuz... Bazı kombinasyon sorularında çok işimize yarayacak. Mesela, hocam kombinasyon n'in enlisi nedir? Hocam kombinasyon n'in sıfırlısı nedir? Sonra e, hocam kombinasyon n'in birlisi nedir? Sonra hocam kombinasyon n'in n en birlisi bana ne demektir? Şunu biraz farklı bir renkte yapalım. Hocam kombinasyon n'in enlisi. Ne diyordum? n faktöriyel bölü Değil mi? N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Onu da hemen buraya yazayım. Neydi formülü? N faktöriyel bölü. N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Bakın ezber yapmayın. Hocam ben ikisine de N bırakırsam. Şurası N faktöriyel geldi. Böyle N'den N çıkarsam 0 faktöriyel. Yani bir çarpı N faktöriyel mi? Öyle. Aa hocam N'ler gitti ne kaldı? 1 bölü 1'den cevabım ne geldi bana hocam? Bir geldi. Demek N'in N'lisi neymiş? Birmiş. Hocam en'in sıfırlısı bakın Şurada R yerine 0 yazacağım. N faktöriyel bölü. N'den 0'ı çıkarsam N faktöriyel çarpı 0 faktöriyelden 1. A yine gitti. 1 bölü 1'den yine 1 geldi. Tamam. Hocam N'in birlisi yazayım. Bakın yine R yerine 1 yazacağım gençler. N faktöriyel bölü. N eksi 1 faktöriyel çarpı. Hocam R faktöriyel yani 1 faktöriyel demek ne demektir? 1 demektir. E şuna bakıyorum. N faktöriyel bölü. Ya da bir saniye geriye alalım hem. Hocam ben buradaki n faktöriyel nasıl yazarım? n çarpı n eksi bir faktöriyel bölü n eksi bir faktöriyel mi? Şunlar Gitti hocam. Cevabım ne geldi bana? n geldi demek ki sayımızmış. Hocam n en, kombinasyon n'in n en eksi birlisi. Bakın dikkat ederseniz buradan yeni bir formül daha da bulacağım. Hocam n ile sıfırlısı yani n'in elisiyle ile n'in sıfırlısı bakın bir geldi. Nereden anladım bir geldi? Bakın şu ikisini topladım. Neyi verdi bana? Şunu verdi. Aa hocam bakayım şu ikisini de toplarsam neyi veriyormuş bana? Artı bir eksi biri götürüyormuş. Aa yine n geldi. Eşit mi geldi? O zaman demek ki şu da şuna eşit. Yani bir not daha da yazacak olursak gençler ne diyeceğim? Diyeceğim ki n'in r'lisi her zaman n'in n eksi r'lisine eşittir. Hocam bir örnek verelim mi? Sayısal bir örnek artık vermeye başlayalım. Hepsiyle ilgili. Bakın sayısal örneklerime geçeyim. Diyelim ki hocam ne olsun kombinasyon 5'in 5'lisi. Hocam bana nedir? 1'dir. Hocam kombinasyon 6'nın 0'lısı. Hocam bana nedir? 1'dir. Hocam daha sonra ne olsun kombinasyon. Eee 6'nın birlisi hocam. Bana nedir? n yani kendisi yani 6. Hocam kombinasyon 6'nın 5'lisi. Bana nedir hocam? Kendisi yani 6. Şunlarla ilgili örneklerimizi verdik. Bir örnekte şu notla ilgili verelim gençler. Bakın. Hocam 9'un ikilisi bana neye eşittir? 9'dan 2'yi çıkar. Kaç geliyor? 7. O zaman 9'un 7'lisine eşit. Hocam 8'in 5'lisi benim için ne eşittir? 8'den 5 çıkar. 3. O zaman 8'in 3'lüsüne eşittir. Şu notumuz bize şunu. Şu notumuzun da örnekleri bize şunları ifade ediyor gençler. Yine örnek vermeye devam edelim. Diyelim ki. Hocam karşımıza şu olsun. Desin ki bize. Örnek. 5'in 4'lüsü. Değil mi? Artı. N'in n-1'lisi artı n'in sıfırlısı artı n'in n'lisi. Bana ne eşit olsun hocam? 12'nin ikilisine ise n kaçtır gibi bir soru sorsun. Biz bunu nasıl yaparız? Hemen kombinasyon bilgim gerekiyor zaten. Hocam 5'in dörtlüsü bakın. Sadece şu soruya özel hepsini tekrardan açacağım. Artık açmayacağım bundan sonra. Bakın 5 faktöriyel bölü. Hocam 5'ten 4 çıkarsam 1 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel artı. Hocam şuna bakıyorum. N faktöriyel bölü. N'in n eksi birlisi. N eksi. N eksi bir. Faktöriyel. Çarpı n eksi bir faktöriyel. Değil mi? Artı. Hocam n'in sıfırlısı n faktöriyel bölü n'den sıfırı çıkardım. n faktöriyel çarpı sıfır faktöriyel. Artı. Hocam n'in n'lisi n faktöriyel bölü n'den n'i çıkardım. Sıfır faktöriyel çarpı n faktöriyel. Benim için neymiş hocam? 12'nin ikilisi yani 12 faktöriyel bölü. 12'den 2'yi çıkarırsam 10 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Şimdi hocam bunları bir düzenleyelim. Düzenleyelim gelin. Nasıl düzenlerim? Hocam 5 faktöriyeli açayım. 5 çarpı 4 faktöriyel diye bölü. 1 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel artı. Hocam şu biraz karmaşık. Şunu bir düzenleyelim mi? Düzenleyelim gençler. n'lerim gitti. Eksi çarpı eksiden 1 faktöriyel. Peki hocam şuradaki n faktöriyeli şuraya göre düzenlersem ne söylerim? n çarpı n eksi 1 faktöriyel ne yapıyorduk? Hep azalta azalta gidiyorduk. Çarpı. Ha böyle. 1 faktöriyel çarpı n eksi 1 faktöriyel artı. Hocam şunlar gitti. 0 faktöriyel de 1'di zaten 1 kaldı. Hocam şunlar da gitti. Yine 1 kaldı. Hocam şunu düzenlersen bakın 12 10'a göre açıyorum. 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel bölü. 10 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Hocam bu onlar da gitti mi? Gitti. Bakın şuradaki 4'lerim gitti. En eksi 1'lerim gitti. Ne kaldı? Bir 5 kaldı. Bir N kaldı. Bir 1 daha 2 kaldı. Sonra şunu da şuna bölsem. 6. 66 mi geldi bana? Evet hocam. 66 gelmiş oldu. Peki daha sonra ne yapacağım? Daha sonra ne diyeceğiz? Bir saniye sanki bir yerde bir yanlışlık mı yaptık? Hayır bir yerde bir yanlışlık yapmadık. Tamam 66 geldi değil mi? Şuna bir bakalım 12'nin ikilisiydi. Evet hocam 66 geldi. 7 66'dan 7'yi çıkarırsam en kaç geldi gençler? 59 gelmiş oldu. Bakın uzun uzuna yaptım. İlk örnekti diye diğer örnekleri bu şekilde ilerlemeyeceğiz. Maksat nereden geldiğini iyi bir şekilde anlayalım diye. Hep bakın ne yapacağız? Faktörelde olduğu gibi benzetme yap diyeceğiz. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. İlerleyelim. Diyelim ki diğer notla ilgili bu sefer bir örnek verelim. Ne demiştik diğer notta? Demiştik ki hocam yine bir notu başta bir yazalım gençler. Notumuzu nasıl söylemiştik? Demiştik yine bir hatırlatma gibi olsun. Eğer bizim için kombinasyon enin re'lisi benim için Neye eşittir gençler? Kombinasyon n'in n-r'lisine en değil mi? Hemen buraya bir örnek verelim. Diyelim ki hocam örneğimiz şu, şu şekilde olsun. Onun n'lisi eşittir eğer bana. Onun 2n-2'lisi ise diyor ki n'nin alacağı değerler çarpımı kaçtır? Hocam şunu nasıl yaparım? Şu şekilde bakın zaten üstte notum vardı değil mi? Şu not bana ne diyordu? N eşittir R'yi ifade ediyordu. Yok N eşittir R değildi de. Burada ee, bakın şu ikisi bir daha yapayım. Şu ikisinin toplamı bana her zaman nereyi verecekti? Burayı. Bu not bize bunu diyordu. Tamam hocam toplayayım bak şunla, şunu toplayayım n ile 2n eksi 2'yi toplarsam ne eşit olacak? ona 2n ile n'i topladım. 3n eksi 2 bana ne geldi gençler? 10 geldi. O zaman 3n bana ne olur? 12. n o zaman bana kaç geldi gençler? 4 geldi. Aa, hocam tamam bunu şöyle bulduk da n 2n eksi 2 eşit olamaz mı? Olabilir. Nasıl? Bakın 10'un 5'lisi ile 10'un 5'lisi birbirine eşittir. Yani şu ikisi birbirine ne gelebilir gençler? Eşit gelebilir. E ne diyeceğim o zaman? Diyeceğim ki n eşittir 2n eksi 2. Şu ifadeyi şuraya şunu da şuraya yollarsam. Eksi 2 sol tarafa artı 2 diye geçti. 2n'den de n'i mi çıkaracağım? O zaman n buradan ne gelir gençler? 2 gelmiş oldu. Benden değerlerimizin çarpımını istemiş. O zaman 4 çarpı 2'den cevabım ne gelir gençler? 8 gelmiş oldu. Bakın dediğim gibi. Şu ikisinin toplamı. Şuradaki sayıya eşittir. Ya da şu ikisi birbirine eşittir. İki durumdan biri olmak zorundadır. İlerleyelim. Bir not daha da yazalım gençler. Bakın bu not da yine bizi uzun uzuna işlem yapmamızdan kurtarıyor. Diyelim ki bakın n'in sıfırlısından başlamış olsun. n'in birlisine. Böyle n'in ikilisi diye devam etsin. Hocam neye gelsin? n'in enilisi yani kendisine kadar gelirse. Ben bunun hepsini uzun uzuna yapmama gerek yok. Cevabım neymiş? 2 üzeri n imiş. O zaman bir örnek verelim. Diyelim ki hocam. Ne olsun? 8'in sıfırlısı artı 8'in birlisi artı 8'in ikilisi diye şu şekilde gitti. 8'in sekizlisine kadar. Şu işlemimizin cevabını istedim. Biz ne yaparız burada? Bakın hocam sıfırdan başlayıp değil mi burada sıfırdan başlayıp kendisine kadar gelmesi benim için önemliydi. Bak burada bakıyorum sıfırdan başlamış mı başlamış. Kendisine kadar gelmiş mi gelmiş. O zaman cevabım nedir hocam? 2 üzeri 8. Yani 2 üzeri de kaç geldi? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 gelmiş oldu. Hocam bir örnek daha da verelim. Bakın verelim bir örnek daha. Diyelim ki Sorumuz şu şekilde olsun. Hocam 8'in 1'lisi, 8'in 2'lisi, 8'in 3'lüsünden başlayıp 8'in 8'lisine kadar devam etsin ve bu işlemimizin sonucunu bizden istesin. Bakın aynı cevap çıkmaz. Neden çıkmaz hocam? Çünkü ben buradan n'in 0'lısından başlamıştım. Yani 8'in 0'lısından başlamıştım. Aynı 8'ler değil mi? O zaman hocam ben burada ne diyeceğim? Diyeceğim ki ben bu işlemin cevabına a söyleyeyim. Tamam mı? Şu işlemin cevabımız A olsun. Ne ekleyeyim? Hocam her iki tarafa da 8'in sıfırlısını ekleyeyim. 8'in sıfırlısını ekleyeyim. Bakın şu işlem şimdi oldu. 8'in sıfırlısından başlayıp 8'in 8'isine kadar mı geldi? Yani sıfırdan başlayıp kendisine kadar geldi. O zaman cevabım neydi? 2 üzeri 8'di. Neye eşit olacak şimdi? A artı 8'in sıfırlısı mı? Evet hocam 8'in sıfırlısı. Ben 8'in sıfırlısını işlem yapmadan da bulabiliyordum. N'in sıfırlısı benim için neye eşitti gençler? 1'e eşitti. Ve o zaman sol tarafa yollarsam o zaman A yani cevabım bana ne gelecek gençler? 258 1 yani 255 gelecek. Bakın bazen sorularda sıfırdan başlayıp kendisine kadar getirmez. Getirmediği zaman da biz şu şekilde yolumuzu bulacağız. İlerleyelim. Örnekler üstünden tekrardan devam edelim. Diyelim ki 5 elemanlı bir kümenin bakın bunlar da karşımıza çıkar. 2 elemanlı ve 3 elemanlı alt küme küme sayılarını sayısını bulunuz. Bakın burada ne söylerim? Derim ki hocam bu sorular klasikleşmiş sorularda her soru bankasına karşımıza çıkar. Diyor ki 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı ve 3 elemanlı alt küme sayısını bulunuz. Hocam o zaman 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısını bakın yapacağım. 2 elemanlı alt küme sayısını. Bakın başta iki elemanlı alt küme sayımızla ilgilenelim. Ne var? Beş eleman var. İki tanesi seçmeyecek miyim? Seçeceğim. Yani hocam ben burada ne kullanacağım hocam? Kombinasyon kullanacağım. Tamam hocam ben buradan kalkıp kombinasyonu kullanmış olayım. E ne söylerim o zaman? Bakın şunu söylerim. Derim ki. Hocam 5 faktöriyel bölü. 5'ten 2'yi çıkarırsam 3 faktöriyel çarpı iki faktöriyel. Yani 5 faktöriyeli de açarsam gençler 3'e benzetirsem 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 3'lerim gitti. 5 kere 4 20 2'ye böldüm 10. Demek ki 2 elemanlı alt küme sayım ne geliyormuş? 10 geliyormuş. Peki hocam benim için 2 elemanlı alt küme sayısı ile 3 elemanlı alt küme sayıları birbirine eşit değil miydi? Eşitti. Bakın onu da nereden biliyorum gençler? Şuradan biliyorum. 5'in ikilisi ile 5'in üçlüsü birbirine eşittir. Bakın şu ikisini toplarsa 5'i bana verdi. Değil mi? Az önce notlarda söylemiştik biz. Şu ikisinin toplamı eğer burayı veriyorsa birbirlerine eşitti. E o zaman hocam şurası da 10 o zaman şurası da 10'dur. Demek ki 2 elemanlı alt küme sayım 10 ve 3 elemanlı alt küme sayım da neymiş gençler? 10'a eşit imiş. Bir örnek daha da verelim. Diyelim ki 4 elemanlı şuraya bir örnek yazalım. 4 elemanlı alt küme sayısı ile alt küme sayısı ile 5 elemanlı alt küme sayısı eşit olan bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır diye bir soru karşımıza çıksın. Hocam bakın burada ne yapacağım? Burada da gençler şunu diyeceğim. Bakın 4 elemanlı alt küme sayısı ile 5 elemanlı alt küme sayısı eşitmiş. Ben burada kümemin eleman sayını biliyor muyum bilmiyorum. O zaman ne diyeyim? Diyeyim ki kümenin eleman sayısı bana ne olsun hocam? n olsun. Tamam mı? O zaman ne diyeceğim? Diyeceğim ki n'in dörtlüsü eşitmiş benim için. Neye eşit olacak gençler? n'in beşlisine mi eşittir? Evet hocam. n'in dörtlüsü n'in beşlisine eşit geldi. E daha sonra ne diyeceğim hocam? Şu ikisinin toplamı bana neyi veriyordu? n'i vermiyor muydu? Veriyordu. E o zaman n buradan ne gelir gençler? 4 ile 5'i toplarsam a buldum. Eleman sayımı buldum kümemizin 9. E şimdi benden ne istiyorsa bulabilirim zaten. Kümemizin diyor ki 2 elemanlı alt küme sayısı. Tamam. Bakın ne diyeceğim o zaman 9'un ikilisi. Yani 9'un ikilisinden de ne söylerim gençler? 9 faktöriyel böyle 9'dan 2'yi çıkardım. 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yani düzenlersem gençler ne gelecek? 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü. 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şunlar gitti. 72, 36 geldi. Size bir kısa yol söyleyeyim. Hocam şimdi bu nedir? 9'un ikilisi değil mi? 9'u 2 defa aç, 2 faktöriyale böler. Hocam 9'un üçlüsü olsaydı, bakın 9'un üçlüsü olsaydı, 9'u 3 defa açacaktım, 3 faktöriyale bölecekti. Bakın dikkat edersin zaten, hemen şuradakiler gidiyor. Biz açıyorduk ya mesela bunu. Bak burada ne vardı bir? 6 faktöriyel 6 faktöriyel var. Bunlar zaten gidiyor gençler. Yani kısa yolum şunu da, şunun içinde söylersem nedir? 9'u 2 defa açacağım. 2 faktöriyel böleceğim. 9'un üçlüsü sorulsa ne yapacağım? 9'u 3 defa açacağım. Pay kısmında payda kısmında da 3 faktöriyel böleceğim. Ha hocam 9'un dörtlüsü. O zaman ne söylerim? 9'u 4 defa açarım hocam. 4 faktöriyel bölerim. Bu kadar basit. İlerleyelim gençler. Bir örnek daha da yapalım. Diyelim ki 7 elemanlı bir küme için bize ilk desin ki en az kaç olsun kaç olsun 2 elemanlı alt küme alt küme sayısı. Diğerinde bize ne desin? Desin ki en çok kaç olsun? 2 elemanlı bu sefer olsun. En az iki elemanlı ve en çok iki elemanlı alt küme sayısını bulalım. Şimdi bakın şu zamana kadar yazdığımız bütün sorular gençler hemen hemen kombinasyonun temelleriyle alakalı sorular. Bunları bilmemiz bizim kombinasyon sorularını çözerken çok işimize yarayacak. Hocam en az iki elemanlı diyor. Ne olur o zaman elemanlarım 2 elemanlı olur, 3 elemanlı olur? 4 olur, 5 olur, 6 ve 7 olur değil mi? E o zaman ben bunları nasıl bulurum hocam? Şu şekilde 7'nin ikilisi bak 2 iki elemanlı. 7'nin üçlüsü 3 elemanlı. 7'nin dörtlüsü 4 elemanlı. 7'nin beşlisi 5 elemanlı. 7'nin altılısı 6 elemanlı ve 7'nin yedilisi. Hocam bunları bulmak benim için çok zahmetli ya. Ben bunları nasıl bulacağım? diyebilirsiniz. Haklısınız da bulmayın da zaten. Hemen aklımıza şu formül gelsin. 7'nin sıfırlısı ve 7'nin birisi olsaydı hocam şurada benim cevabım neydi hocam? 2 üzeri 7 değil miydi gençler? Yani 2 üzeri 7'den de gençler 128'di. Değil mi? Ya yani şunların hepsi olmuş olsaydı bana 128'di cevabım. Ama hocam hangileri yok? Bir saniye hem. Ama hocam şurada hangileri yok? 7'nin sıfırlısıyla 7'nin birlisi yok. E o zaman onları çıkaralım. 7'nin sıfırlısı ile 7'nin birlisini çıkardım. Hocam 128 eksi. 7'nin sıfırlısı demek 1 demek. 7'nin birlisi demek 7 demek. Hocam 128'den 8'i çıkarırsam cevabım ne gelir bana? 120 gelmiş oldu. Peki alttaki ne diyor? Diyor ki en çok 2 elemanlı. Hocam en çok 2 elemanlıysa ya 0 elemanlıdır değil mi? Ya 1 elemanlıdır hocam ya da 2 elemanlıdır. Tamam bunları bulmak kolay. 7'nin sıfırlısı hocam bana kaça eşittir? 1'e. Artı. Hocam 7'nin birlisi bana kaça eşittir? 6'ya. Artı. Hocam 7'nin ikilisi 7'yi 2 iki defa aç. 2 faktöriyel böl. Değil mi? Az önce söyledik. 6 ile 1'i topladım 7. 6 kere 7 42. 2'ye böldüm. Pardon 2'ye bölünce 42'yi 2'ye bölsem gençler. 21 geldi. Şunları toplarsam cevabım bana kaç geliyormuş gençler? 28 geliyormuş. Şu e, soru kalıbını da şu şekilde çözdük. İlerleyelim. Bir örnek daha da yazalım. Diyelim ki, bakın hep örnekler üstünden gidiyoruz. Yani çünkü o örnekleri iyi bir şekilde anlayabilmemiz önemli bizim için. En elemanlı bir kümenin bakın en elemanlı bir kümenin Bakın aynı az önceki soruya benzer bir soru. Kümenin en az diyelim ne olsun? Bir elemanlı alt küme sayısı. Bir elemanlı alt küme sayısı. Bana kaç olsun hocam? 63'tür. Tamam mı? Buna göre diyor ki en kaçtır? Hocam şimdi ben burada ne yapacağım? Aynı mantık. Hiç korkma. Yeni bir soru görmedin sen. Aynı soru mantığı. Bir önceki soruyla aynısı. Diyor ki en elemanlı bir kümenin. En az bir elemanlı. O zaman ne söyleyeceğim? Bak enin birlisi olur. Değil mi? Enin ikilisi olur. İki elemanlı olur. Üç elemanlı olur. Hocam nereye kadar gidecek bu? Kendisine kadar yani en elemanlıya kadar. Cevabım ne olacak gençler buradan? 60 olacak. Hocam benim bunları bulmak çok zahmetli. Evet doğru diyorsun çok zahmetli. Ne yapıyorduk biz? Kolaya kaçıyorduk her zaman. Bakın her zaman matematikte kolaya kaçın. N'in sıfırlısını eklersen buraya. Her iki tarafa da hocam N'in sıfırlısını eklediğimi düşünür isem. Aa hocam ben bunu biliyorum. Tabii ki bunu biliyorsun. Az önce söyledik sabahtandır söylüyoruz. Ne olur? 2 üzeri N gelir. Değil mi? Sıfırdan kendisine kadar ilerlerse 2 üzeri N olur. Eşittir. Hocam 63 burada var. N'in sıfırlısı bana ne diyor hocam? Bir düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. 1. 1 gelirdi. O zaman 2 üzeri N hocam bana 64 ise hocam N buradan kaç geliyormuş? 6 geliyormuş. Demek ki 6 elemanlı bir kümenin en az bir elemanlı alt küme sayısı bana neymiş gençler? 64'ü veriyormuş. Demek ki şu soruları da şöyle çözecekmişiz. Şimdi <laughs> Birkaç örnek daha da yapalım. Sonra dersimizi ilk kombinasyonla ilgili videomuzu bitiririz. Diyelim ki 3 tane kız olsun elimizde. 5 tane de erkek olmuş olsun. Bir de bize desin ki 3 kişilik bir grup olsun. 3 kişilik grup oluşturuluyor. Oluşturuluyor. Tamam. İlk şıkkımız bize şunu desin. Desin ki hocam kaç... Farklı grup oluşur. Hemen çözelim. Hocam kaç farklı grup oluşur? Şimdi toplamda kaç kişi var hocam? 3 artı 5'ten kaç kişi var? 8 kişi var. Kaç kişilik grup oluşturmak istiyorum? 3 kişilik grup oluşturmak istiyorum. O zaman ne yapacağım hocam? Sorun basit oldu. 8'in üçlüsünü seçeceğim. Hocam bunu uzun uzuna yapmıyorduk değil mi? 8'i 3 defa aç. Kaça böl? Alttaki faktöriyeline böl. Bu kadar. 3 faktöriyelle 6 gitti. O zaman cevabım bana ne geldi hocam? 56 gelmiş oldu. Demek ki kaç farklı grup oluşur söylerse şu şekilde bir yol yürüteceğiz. Desin ki mesela ne olsun buradan erkeklerle kızlarla ilgili bir şey olsun. Desin ki bu 3 kişilik grupta 2 erkek olacak ve bir tane ne olacak? Kız olacak. O zaman ben bunu nasıl yaparım? Diğeri de ne desin? desin? ki tamamı erkek tamamı erkek veya kız olursa ne olur? Diğeri de desin ki grupta en az iki erkek olsun. Diğeri de ne Desin, desin ki grupta en az bir kız olsun. Hocam bunları nasıl yaparız? Bakın mantığımız basit. Mantık gücü her zaman. Hocam iki erkek mi istiyor? Bir kız istiyor. Erkekleri erkeklerden seçeceğim. Yani 5'in ikilisi. Hocam kızları da seçeyim. Yani 3'ün birlisi. Soru bu kadar basit. Hocam 5'in ikilisine direkt yazalım. 5 çarpı 4 bölü 2'den kaç geldi? 10 geldi. 3'ün birlisi ne? N'in birlisi gibi düşünelim hocam. Enin birlisi benim için ne ifade ediyor? Bir düşüneyim, 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 düşüneyim. En ediyordu. O zaman 3'ün birlisi bana ne gelir? 3 gelir. E çarparsam cevabım ne geldi gençler? 30 gelmiş oldu. Hocam diyor ki tamamı erkek veya tamamı kız. Tamam. Ya burada 3 tane kız 0 erkek olur. Ya da hocam 3 tane erkek gelir 0 kız gelir. Neden 3 aldık? Çünkü soru bize diyor ki 3 kişilik grup oluştur. Şimdi 3 tane kız alırsam bakın onun da işlemini şurada yapayım. 3 tane kız yani 3'ün 3'lüsü. 0 tane erkek yani 5'in 0'lısı. Artı 3 tane erkek yani 5'in 3'lüsü çarpı 0 tane kız yani 3'ün 0'lısı. Hocam şunu ilerletirsem bakın 3'ün 3'lüsü bana nedir gençler? 1. 5'in 0'lısı nedir gençler? O da 1. Artı. Hocam 5'in 3'lüsü nedir? 5'i 3 defa aç. 3 faktöriyel böl. Yani 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'e böl. Şunlar gitti. 4'ü de buna böldüm. 2 yani ne var? 10 çarpı. Hocam 3'ün sıfırlısı benim için ne ifade eder hocam? 3'ün sıfırlısı da 1'dir. O zaman demek ki burada tamamı kız veya tamamı erkek söylediği zaman ne yapmam lazım? Şu şekilde bir yol izlemem lazım. Diyor ki grupta en az 2 tane erkek. Ne yapacağım o zaman? Ya iki tane erkek olur hocam, bir tane kız olur. Ya da üç tane erkek olur, sıfır tane kız gelir. Ne diyeceğim? Bakın iki tane erkek değil mi? O zaman beşin ikilisi çarpı bir tane kız mı? O zaman üçün birlisi artı. Hocam üç, üç tane kız söylemiş değil mi? Yok pardon üç tane erkek söylemiş. O zaman 5'in üçlüsünü alacağım. Hiç kız olmayacak. O zaman kızlardan hiç seçmeyeceğim. Yani 3'ün sıfırlısını alacağım. E bundan sonra ne yaparım? 5'in ikilisi bana 10. Çarpı 3'ün birlisi bana ne geliyor hocam? 3 geliyor. Artı. Hocam 5'in üçlüsü 5'in ikilisi aynıydı. Ben bunu görmüştüm. Yine 10. Çarpı. Hocam 3'ün sıfırlısı da 1. E şunları toplarsam gençler. 30 da 10'u topladım. 40 gelmiş oldu. Şunun için konuşalım. Burada ne yaparız? Deriz ki Grupta en az bir tane kız mı söylüyor? Evet hocam grupta en az bir tane kız söylemiş. Ne yapacağım o zaman? Diyeceğim ki ya hiç kız olmaz değil mi? Üç tanesi de erkek olur. Ya da hocam bir tane kız olur. Pardon en az kız demiş. Özür dilerim. Özür dilerim. Grupta en az bir tane kız. Ne diyeceğim o zaman? Diyeceğim ki hocam bir tane kız olur. iki tane erkek olur. İki tane kız olur, bir tane erkek olur. Ya da hocam üç tane kız olur, sıfır tane de erkek olur. Şu üç durumdan biri olacak. E, ilerleyelim bildiklerimizi yazalım. Üç tane kız var elinde, bir tanesini seçmek ister isem ne söyleyeceğim? 3'ün birlisi çarpı. İki tane erkek, beş tane erkek var. iki tanesini seçeceğim. 5'in ikilisi artı. İki tane kız mı var hocam? Tamam bak iki tane kız. Üç tane kızdan iki tane kız seçeceğim. 3'ün ikilisi çarpı. 5 tane erkek arasından bir tane seçeceğim. Beşin birlisi artı. Hocam üç tane kız arasından üç tane kız seçeceğim. O zaman 3'ün üçlüsü çarpı. Hiç erkek seçmeyeceğim. Aa, biraz uzun oldu sanki. Uzun olmadı. Sadece bunların cevaplarını artık yerine yazacağız. Bakın yazıyorum. Üçün birlisinden üç. Beşin ikilisinden on artı. 3'ün ikilisinden yine 3. 5'in birlisinden 5 artı 3'ün üçlüsünden 1. 5'in sıfırlısından da 1 mi geldi? 1 geldi. 30, 15 daha 45. 1 eklersem 46 gelmiş oldu. Demek ki şu tarz soruları da nasıl yapacakmışız gençler? Bu şekilde yapacakmışız. Bugünkü videomuz bu kadar gençler. Bir sonraki videomuzda da tekrar kombinasyonla ilgili soruları çözmeye devam edeceğiz.